İlk kuponunda Tuttur'dan 10 TL hediye. Hemen üye ol, fırsatı kaçırma, krallar gibi Tuttur. Halil'le ilgili ben başlayabilir miyim Serdar Ali? Kusura bakmasın. Oradan da sonra sözü sana vereyim. Kusura bakmayın, üstüne konuşmuş olacağım ama Halil Dervişoğlu ile Mustafa Muhammed belki mevki olarak aynı bölgenin oyuncusu diyebilirsin ama bambaşka karakterde, oyun karakterinde oyuncular. Onu karıştırmamak gerekiyor. Halil Dervişoğlu çok iyi bir ikinci santrofordur. Yani Halil Dervişoğlu'nu bir santroforun arkasında, yani bir dominant santroforun arkasında ince işleri yapabilecek kalitede bir oyuncudur. Hem bilek kalitesi, hem pas kalitesi, hem vuruş kalitesi. Hücumun 3 bölgesinde birden oynayabilir ama asla ve asla Mustafa Muhammed'le karıştırılmaması gerekiyor. Şimdiden şunu da söyleyelim. Halil Dervişoğlu ismi ortaya çıktıktan sonra muhtemelen belirli veri sitelerine girip Halil Dervişoğlu'nun bu sene oynadığı takımlara bakılacaktır. FIFA'nın bir kuralı var. Halil Dervişoğlu 3. takım olarak Galatasaray'da gelip oynayabiliyor. Yani 3. bir kulüpte maça çıkabiliyor. O işte lig seviyesi ve benzer muhabbetlerden dolayı. Onu bir kez daha hatırlatalım. Yani Halil Dervişoğlu transferi olabilir bir transfer. Öncelikli olarak bunu söyleyeyim. Ama o birazcık daha bir ikinci santrafor gibi. Fatih Terim'in eline daha farklı şekilde rahatlatacak oyuncu. Yani Elmander'in Necati Ateş'i diyelim biz Halil Dervişoğlu'na. Net olarak böyle ifade edelim Halil Dervişoğlu'na. Onyekuru ismi çıktı. Galatasaray'da Onyekuru tempo katacak bir kenar oyuncusu değil. Normalde skoru daha da arttıracak bir yarım alan forveti nitelendirmesi yapıyorum ben ona. Yani sadece bir kenar oyuncusu değil, skoru çok daha fazla arttırabilecek ve işte bu işletim sisteminde birdenbire rakip takımın canını yakabilecek bir oyuncu. İrfan Can Kahveci konusunda da ben ilk adı çıktığından beri ve hatta işte Fatih Terim adını zikrettiğinden beri bir şekilde bir hissiyat, bu asla bir bilgi değil, bu işin biteceğini düşünüyorum. Son olarak da Beyaz TV'ye babasını yapmış olduğu açıklamalardan sonra öyle ifade edeyim. Yani onu çözecekler. Şimdi parayla çözemeyebilirler ama işte satın alma zorunluluğu ve benzer meselelerle de o iş çözülecek gibi duruyor. Benim hissiyatım bu yönde, hiçbir bilgim yok. Bunu baştan söyleyeyim. Serdar Çelikler. Benim de bilgim var. 21 Ocak Perşembe günü saat 10.48 itibariyle Başakşehir ile Galatasaray arasındaki İrfan Can görüşmelerinde geçen yeni bir durum yok. Yani Başakşehir bir fiyat ödemiş. Bu fiyatla ilgili görüşmeler sürüyor ama yeni bir gelişme yok. Hani bir anlaşmaya yakınız, uzağız. Öyle bir durum yok. Hiçbir şey yok yani. İlk söylediği noktada Başakşehir ve takas asla kabul etmiyorlar. Bu çıkan haberler var ya, işte 5 milyon euro verelim. Sonraki satışın %50'sini verelim. Onu sordum. Dediler ki o zaman hiç para vermesinler. Bir sonraki satışın %90'ını versinler. Öyle şey mi olur? Hani bunu kabul etmiyoruz yani. Ondan sonra Onyekuru konusunda Monaco bonservisinin %50'sini 6 milyon euro istiyor. Kesinlikle kiralamayacağım diyor. Ama Onyekuru işi şöyle çözülür. Ben satın alırım ama sene sonu parasını öderim şeklinde olur. Onyekuru Davia'nın oyuncusu. Galatasaray Onyekuru'yu bir şekilde alamazsa Davia'dan mutlaka bir oyuncu alacaktır. Bunu almak durumundadır. Bunu defalarca anlattım. Ama bence Onyekuru bitecek. İrfan Can'la ilgili de pazartesinden itibaren gelişmelerin hızlanmasını bekliyorum. Galatasaray bir oyuncu satar, para bulurum. Ya da işte bu kampanya başlattılar. Oradan bir şekilde kulübe para girişi olur. O para girişiyle giderler, İrfan'a verirler. Bunların hepsi olabilir. Yusuf Endiyaşame konusu çok sıcak. 3 milyon euro istiyor şey. Yeni Galatasaray. Galatasaray 2 veriyor. Yani o 2-250'de falan biter mesela. Ben bu haftaki Malatya maçından sonra bunun görüşmeleri hızlanır diye tahmin ediyorum. Ben önümüzdeki hafta Galatasaray'ın Yusuf Endiyaşame ve Onyekuru transferini büyük oranda bitireceğini, İrfan Can konusunda da gelişmelerin hızlanma ihtimalini görüyorum. Ama Galatasaray'ın bence hiçbirimizin duymadığı bir transferi olacak. Bunu da neye dayanarak söylüyorum? Benim kuvvetli bir Galatasaray WhatsApp grubum var. O grupta önemli bir transfer olduğuna dair bir bilgi geldi. Önemli birini almış. Almışız diyorlar hani Galatasaraylılar. Evet. Önemli birini almışız diyorlar ama, yani. Ama kim olduğunu bilmiyoruz. Hani Türkiye'den de değil, yurt dışından falan. Öyle bir bilgi geldi. İkincisi de bu, hani bizim bilgilerimiz dışarıya sızıyor falan demişti ya hoca. Hı hı. Bence öyle bir, hiç kimseye söylenmeyen bir transferinde
peşinde olduklarını düşünüyorum. Mustafa Muhammed Galatasaray'a gelmek istiyor. Galatasaray alırdı aslında onu çünkü parası da çok değil. Ama bu Zamalek'in başkanı, hani Mısır-Türkiye ilişkileri dolayısıyla, Mısır'ın Türkiye'ye bakış açısı dolayısıyla olmazsa olmaz. Yoksa olur yani o iş. Bir de Zamalek'in başkanını içeri aldılar biliyorsun bir soruşturma altında. Zamalek'te şimdi dur bakalım elde para edecek bir oyuncu varsa biraz daha pazarlığı daha farklı bir yere çekip kimden daha fazla para kopartırsak muhabbetine yani de girdi. Mısır-Türkiye muhabbeti olmazsa olurdu o iş yani. Çok şiddetli olmuştu. Ama olmazsa bir tek ondan olmaz. Sadece ondan olmaz. Ben Onyekuru ve Endia Şamen'in olacağını, İrfan'la ilgili önümüzdeki hafta gelişme olursa olacağını, bir tane de bu WhatsApp grubundaki söylentiler doğruysa bir tane de hiç bilinmedik bir transferin yapılacağını düşünüyorum. Dört tane transfer yaparsa Galatasaray bambaşka bir takım olur. Evet. Kesinlikle. Doğru yerlere ihtiyaçlarını giderdiği anda. Evet. Tabii. Yani o zaten hiç yapmadı diyelim. Yani şu an transferin kapandığını varsayalım. Desinler ki biz bir karar aldık. Bir de bugün akşam saat 5'te bitiriyoruz. Yani Fenerbahçe Mesut Özil ve Atilla Zalai'yi katmış olsun kadrosuna. Beşiktaş kimseyi alamamış olsun. Galatasaray'da kimseyi alamamış olsun diyelim varsayalım. Gene ben ilk üçün bu üç takımla götüreceğini görüyorum. Yani bu fazla maç Anadolu takımlarını yordu. Hatay Spor gibi istikrarsız takımlarda zirvede çok kalamıyor yani. Adam üstüne 3 maç kazanıyor. Sonra geliyor evinde Malatya'ya yeniliyor filan. Ama Hatay Spor'un bu seneki hedefi 10'unculuk yani. 10'la 6'ncılık arasında bitirmek. Yani adam yeni çıktık şeyden 1. lige, Süper Lig'e yeni çıktık. Bizim öncelikli hedefimiz bir kalıcı olmak diyen bir takımın muhtemelen o bahsettiği hedefte de bitirecekler yani. 6 ile 10 arasında bitirecekler gibi gözüküyor. Çok gerçekçi bir hedef zaten bu yani. Çok gerçek, o gerçekçi hedefte de çok son derece başarılı bir şekilde tutunacaklar. Ama ben görüyorum ki ligin ikinci yarısı itibariyle Trabzonspor'un kesinlikle yükseleceğini görsem dahi, görüyor olsam bile ben ilk üç sıranın üç büyükler tarafından paylaşılacağını tahmin ediyorum. Yani Galatasaray transfer yapmasa da 1-2-3'ten biri olur. Beşiktaş transfer yapmasa da 1-2-3'ten biri olur. Hele bir de 3 tane 4 tane oyuncu alırsa o zaman zaten bir numaralı favori olur. O zaman yeni Malatya Galatasaray tahminlerinizi alalım. Malatya'da Hatay Spor'u yani bol aksiyonlu bir maçta yendi. Büyük maçları da fena oynamıyorlar. Şöyle bir istatistik var. Son 7 maçların 6'sı karşılıklı gol olmuş. Yani gol atıyorlar, gol de yiyorlar. Gene karşılıklı gol olabilir mi diyelim. Ben yani şimdi şöyle, Malatya Spor'da golleri kim atar? Adem atabilir. Umut atabilir. Zeki Avukçu'yu duran toptan da atıyorlar. Kubilay kanat suskuç atabilir. Doğru mu? Evet. Yani evet. Bunlar gol atabilirler. Umut Galatasaray gol atamaz. Adem de atamaz. Niye atamaz? Bence kanat suskuç da atamaz. Çünkü Galatasaray'ın boy avantajlı, fizik avantajlı oyuncuları var. Galatasaray gol atabilen oyuncular genellikle yerden araya sızma yapan ve pozisyon bulan oyuncular. Yani Benjamin Tett'de olsaydı atabilirdi. Öyle merkezden sızma yapıp gol atabilen oyuncular. Yani aksiyonla gol atan oyuncular. Klasik gol pek yemiyor Galatasaray. Yani sağdan soldan orta yapalım. Stoperin üstünden çıkayım, vurayım ben kafayı. Ondan ziyade böyle Konyalı Endri miydi? Erdon Dasi gibi. Hani böyle daha merkezden sürpriz adam olarak gelip golü atan isimler oluyor. Dikkat edin Kayserili Campagnaro. Dünkü maçta Mustara'nın kurtardığı pozisyonda Recep Niyaz. Yani demarke vaziyette orta sahadan koşuyla gelip merkezden delen oyuncular gol atıyor. Yani Galatasaray santrforlardan pek gol yemiyor. İşte Josef de Souza atıyor mesela. Yani Abubakar Larin kitleniyor. Josef atıyor. Ya bir sürü örnek var. Yani bunun mutlaka şeyi vardır. İstisnası vardır ama Galatasaray'ın mağlup olduğu maçlara baktığınız zaman Galatasaray golü genellikle gol beklenilen santrforların değil de daha böyle orta saha tipli veya kanat forveti tipli ama merkezden delerek gelen oyuncuların attığını görüyoruz. Böyle oyuncu kim var Malatya'da? Akoah var. Yusuf var. Ama Yusuf daha defansif yani. Daha 4-4'e kırılan. 6 numara ama 4'e kırılan bir oyuncu. Yani Galatasaray gol atarsa Akoah gibi, Murat gibi orta saha oyuncularının gol atma ihtimalini görüyorum ben. Çünkü Umut'u
Sabit oyunda Donk'la, Luyendam'a da kontrol edebilir. Akan oyunda, hareketli oyunda Markao kontrol edebilir. Hakeza Adem penaltı vuruşları dışında çok gol atabilen bir oyuncu değil. Çok penaltı, yani skorunun %80'ini penaltıyla sağlıyor. Kubilay Kanatsız Kuş benim hiç beklemediğim kadar büyük bir çıkış yaptı. Yani ama o da statik bir santrifor. Ben daha böyle demarike vaziyette orta sahadan gelip pozisyona giren oyuncuların gol atabildiğini görüyorum Galatasaray'a karşı. O yüzden bu maçta Malatya gol atamazsa şaşırmam. Atarsa da orta saha oyuncuları Murat veya Akuah gibi isimlerden gol bekliyorum. Ve Galatasaray'ın da maçı kazanacağını tahmin ediyorum. Bu part bitti. Ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın, hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. İlk kuponunda Tuttur'dan 10 TL hediye. Hemen üye ol, fırsatı kaçırma, krallar gibi tuttur.